üçüncü günde nöbetimizde belediyemizin önünde cevap olmaya devam edeceğiz. Kendine en iyi bildiği yolu deneyen AKP bu kez belediyelerimizi teslim etmeyeceğiz. Hakkari Belediyesi halkındır. Belediyeler halkındır. Dokunmanıza müsaade etmeyeceğiz. Meydanda alınan kararların ikrar ve rızalıkla alındığı, isteriz ki bizler kararlarımızı aldığımızda ikrar ve rızalığı esas aldığımızda yasalar da bizim aldığımız ikrar ve rızalığa uysunlar. Bu inancımızın gereğidir. Raya Hak Alevi inancında irade aynı zamanda politik bir yöntemdir. Toplum bir mekanda yaşayan bütün canlar, cümle can bir toplumsal sözleşme gibi bir araya gelir. Kendisiyle ilgili, yaşamıyla ilgili kararları orada beraber alır, ikrarlaşır. Kendi yasalarını kendisi çiğneyen bir sistemle de karşı karşıyayız. Anayasanın 38. maddesi masumiyet karinesiyle ilgili bir maddedir. Mahkeme tarafında suçu tespit edilmeyinceye kadar her can suçsuzdur. Ama şimdi tersine dönmüş, masumiyetini ispat edinceye kadar her Alevi, her Kürt, her sosyalist, her ekolojist, her kadın özgürlükçüsü suçludur diye yazılmıştır. Bizler buna asla ve asla kabul etmiyoruz, rıza göstermiyoruz. Mehmet Sıdık canımız yasal süreci tamamlamış, yüksek mahkeme durumunda olan Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştur. Kabul edilmiştir. Seçimlere katılmış, mazbatasını almış, halkla ikrarlaşmış. Çolamerk coğrafyasında beraber kenti yöneteceklerine dair bir toplumsal sözleşme de yapılmış, rızalaşmışlar. Kayyumlar bir darbedir, irade gaspıdır. İnancımız binlerce yıllık kelamımız irade gaspını, ikrar ve rızalığa ket vurmayı asla ve asla kabul etmiyor diyoruz. Bu çerçevede Mehmet Sıddık canımızın şahsında Hakkari halkının gasp edilen iradesi bizim açımızda bunu kabul etmiyoruz. Rıza göstermiyoruz. Yine bir baskıyla, zulümle, bir katliamla karşı karşıyayız. Yüzyıllardır kendisini dayatan faşist Türk devleti bugün de Çolamerk halkını ve onların iradesini gasp etmeye çalışıyor. Atatürk kayyumlarla günlerdir direnen Hakkari halkına baskı, zulüm, işkence uyguluyor. Evet, bizler biliyoruz. Onlar baskıyı, zulmü, işkenceyi talanın meslek edinmişlerdir. Ama bizler baskının, zulmün, işkencenin olduğu yerde direnmeyi en meşru hak olarak gösteriyoruz. İşte bunun en güzel örneklerinden birisini Van halkı gösterdi. Bunun en güzel örneklerinden birini Hakkari halkı gösterdi. Bizler de Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak bulunduğumuz tüm alanlarda Kürt ulusuna yönelik baskı, zulüm, inkar ve seçilmişlere yönelik her türlü baskıya karşı burada Kürt halkıyla, Kürt ulusuyla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Kayyumlar gidecek, kazanan, direnen halklar olacaktır.